Mehmet Şimşek'e anlatacağız. Böylece ne olacakmış? Efendim bakın CHP sorunları biliyor. CHP sorunları Mehmet Şimşek'e anlattı. Mehmet Şimşek sorunları bilmiyor mu ya? Yani İngiliz vatandaşı diye uzaydan gelmedi ya. Mehmet Şimşek de bu ülkede yaşıyor. Şirket yönetti. Sonra Mehmet Şimşek çok kabiliyetli bir adam. Halk Bankası'nı dolandıracak kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle kabiliyetli bir arkadaş. Bu kadar kabiliyetli bir adam ülkenin sorunlarını bilmez mi? Bilin. Ama millet bizden sokaktayım. Tekrar Onur kardeşim hakkını helal etsin. Sokaktayım. Millet diyor ki Cemal Enginyurt, hakkımızı hukukumuzu koruyun. Biz AKP'den kurtulmak istiyoruz. Bu adamdan kurtulmak istiyoruz. Efendim yerel yönetimleri daha yeni almışlar. Başarılarını göstermeliymiş. Neyi yeni aldılar ya? 11 büyükşehir 14 oldu sadece. 11 büyükşehirde başarılı gözüktüğü için biri hariç Hatay. Hatay'ı da kendileri kendi elleriyle kaybettiler. Zaten millet iyi yönettiler diye döndü aynı şehirleri verdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bir de üstüne üstlük 3 büyükşehir daha verdi. Belediye sayısını 400'ün üzerine çıkarttı. Evet. Senin belediyecilikte bir problemin olmadığını halk onayladı. Şimdi halk diyor ki gelin bizi bunlardan kurtarın. Onun için de biz çıkıp demeliyiz ki biz sizi kurtarmaya talibiz. Ne ya Mehmet Şimşek'e gitse anlatsa ne olacak? Recep Tayyip Erdoğan anlattı da ne oldu ya? Peki. Recep Tayyip Erdoğan çıkıp demedi mi? Süheyl Batum orada. Anayasa değişsin, yeni anayasa yapalım. Özgür Özel olumlu karşıladı dedi. Hiç bunu tartışmıyor kimse. Hiç kimse bunu söylemiyor. Öyle mi? Recep Tayyip Erdoğan diyor ki yeni anayasayı olumlu buldu diyor Özgür Özel diyor. Hangi anayasayı olumlu bulduk? Neyin darbe anayasası? 12 Eylül anayasasının şu ana kadar anayasa proferi orada oturuyor. Kendisini severim. 135 maddesi değişti ya. Ne darbe anayasası ya? Ama yeni anayasa deyip mevcut anayasaya uymayan bir adamın yeni anayasasına olumlu bakmış Özgür Özel. O zaman bunları konuşalım yani. Bunları konuşalım. Ne konuştular diye soralım. Ne anlattılar birbirlerine soralım. E bunları sorunca efendim muhalefete muhalefet mi diyorsun? Hayır kardeşim, biz iktidar gitsin istiyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın zulmünden kurtulalım istiyoruz. Bu zulüm bitsin istiyoruz. Biz cumhuriyetin, laikliğin, demokrasinin, özgürlüğün hakim olduğu büyük bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını istiyoruz. Onun için de damarlarımızdaki asil kanda mevcut olan o son kanımıza kadar mücadele ediyoruz. Ama birileri ülkeyi ne hale getirdi? Bakın hemen bitireyim. Bugün Aydın Üniversitesi rektörü Arapça konuşuyor, Arapça. Mezuniyet töreninde Arapça konuşuyor, Türk gençleri salonu terk ediyor. Nerede o zaman laik, demokrat, Atatürkçülere sesleniyorum? Ne oluyoruz arkadaş? Arapça konuşmamak dinsizliktir diyenler, Arapçayı sevmeyenler kafirdir diyenler, biz Türkiye'liyiz. Türklüğü reddedenlerin karşısında biz hala bu iktidarla neyi konuşacağız ya? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burası dün Türk'tü, bugün Türk, yarın da Türk olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırması gerekenler şimdi gidiyor normalleşme, yumuşama. Hadi oradan ya. Peki Ahmet Yavuz, şimdi Cemal Enginyurt'un eleştirilerini dinlediniz. Bu arada bir katkı yapayım. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'a soruldu, Erdoğan size gelip ne istiyor diye. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönlerini reform edelim demişler. İşte birinci öyle önerileri 50+1 sıkıntılı 40+1'e dönelim. O da kesmeyecek, bu sefer 30+1'e dönelim diyecekler falan. Yani o oyunun farkındayız demeye getiriyorlar. Ama evet, Cemal Enginyurt da haklı. Yani Erdoğan şu minvalde bir şey söyledi. Sen konuştuğumuz zaman gayet olumlu karşıladın. Sonra İstanbul'a gittin, kafan karıştı. Yani Ekrem İmamoğlu'yla oturdun, kafan karıştı, vazgeçtin falan filan. Sonra hatta işte iadeyi ziyaretimizi hazmedemediler falan diye de ağır konuştu orada. Ama yani gerçekten referans kaynağımız Erdoğan'ın açıklamaları mı? Yani Erdoğan'ın söylediğini mi kabul edeceğiz, yoksa Özgür Bey çünkü bu konuyla ilgili kendisi de çıktı açıklama yaptı. İşte Gökhan Günaydın da söyledi, Onur, biz tabii ki buna Onur karşıyız diye. Bak Onur kardeşim, Ece bir saniye. Doğru diyorsun, referans kaynağımız mı Erdoğan? Ya biz Erdoğan yalancı zaten dedik ya. Gidip konuşma dedik ya. Senin söylediğinin tersini söyler, plan kurar, tuzak kurar dedik ya. Oyalıyor dedik ya. 4 yıl boyunca tek kale maç yapacak, iktidarın karşısında olan CHP'yi bölüp parçalayacak,
birbirine düşürecek dedik ya. Duydum, duydum. Önce şunu söyleyeyim. Onur kardeş, Ordu'da AKP %40 aldı. Sonuçta kazandı. %67'den yani bir sene önce %67 olan oyu 40'a düştü. Evet, çünkü aday etkisi vardı. Bir dakika. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında senin söylediğin gibi olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu da %48 aldı. Birileri masadan kalkıp İYİ Parti Sinan Ogan diye oy kullanmamış olsaydı bugün seninle biz bunu konuşuyor olmayacaktık. Yerel seçimler için konuşmuştuk bunu. Cemal abi, yerel seçimler için konuşmuştuk. Cumhurbaşkanlığı seçimi tamam. Değildi o. Yerel seçimlerde de ben farklı söylemedim. İkinci olan parti kazanacak. Hatta Sözcü Televizyon YouTube kanalı da seçimden sonra bunu tekrar yayınladı. Türkiye'de ikinci parti olan parti çok oy alacak dedim. Türkiye'de sürpriz olacak dedim. Farklı bir şey söylemedim. Sokakta gezdiğimi söyledim o günde. O günde